Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Hacı Bayram'a geldik. Hacı Bayram semtinde Suluhan'a geldik. Şimdi ben size Suluhan'dan bahsetmek istiyorum. Suluhan 1508-1511 yılları arasında yapılmış bir han. Çok eski bir han. Hasan Paşa tarafından yapılmış bir han. Gördüğünüz gibi dikdörtgen planlı, arkasında bir köşk mescidinin olduğu bir han. Döneminin sıcak suyunun olduğu ve ısıtma sisteminin olduğu bir han olduğu için de adı Suluhan olarak geçiyor. Bu hanı ben çok seviyorum. Çünkü burada evlilik öncesi nikah şekerlerinin olduğu, hazırlıkların olduğu bir sürü renkli malzemeler var. Şu an bu dükkanların hepsi onlar için kullanılıyor. Birazdan dükkanları gezeceğiz. Hanımız Ulus semtinde. Ankara'ya geldiğiniz zaman bu tarz nikah şekerleri, işte onunla ilgili evlilik öncesi ne yapılması gerekiyorsa bütün malzemeleri burada bulabilirsiniz. Böyle iki katlı buralara yapılmış. Güzel bir han, eski bir han. Buraya tarihi zenginlik veren bir han. Şimdi yukarılara çıkalım. Hacı Bayram Camii'nin önüne geldik. Hacı Bayram Camii'nin önüne geçmeden önce size Augustus Tapınağı'nı göstermek istiyorum. Burası 4000 yıllık bir Roma döneminden kalmış bir tapınak. 1555 yılında Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand tarafından kazı çalışmaları yapılmış ve keşfedilmiş bir tapınak. Tapınak Efes ve Sardes'teki tapınakların bir benzeri. Kütahya'daki Arizonayi kentinin de bir benzeri aslında. Burası Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra 1930 yılında kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılıyor ve Osmanlı İmparatorluğu buraya topraklara geldiğinde burası Galatya eyaleti iken artık buranın tamamıyla Osmanlı topraklarında olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir tarihi eser, yani o dönemlerden kalmış olan bir eserin gün yüzüne çıkartılması, ihya edilmesi bizler için güzel. Hacı Bayram Camii sonradan yanına yapılmış. Şimdi Hacı Bayram Camii'nin önüne gidiyoruz. Thank you.
Şimdi Hacı Bayramı Veli Camisi'nin önüne geldik. Hacı Bayramı Veli Camisi Ankara'nın en önemli kutsal mekanlarından bir tanesi. Burası Ankara'nın dediğimiz gibi manevi olarak her hafta, özellikle hafta sonları dolup taşan bir camisi. Hacı Bayramı Veli'nin kişiliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. 1352 yılında doğmuş Hacı Bayramı Veli. Burada Ankara'da Solfasol semti var. Orada doğmuş. Daha sonra Şam'a ve Hicaz'a gitmiş. Orada tedrisatını tamamlamış. Bursa'da bulunmuş. Daha sonra Ankara'ya geldikten sonra burada hayırsever olan bir Melike Hatun'dan bahsedilir. Melike Hatun'un kurmuş olduğu Kara Medrese'de tedrisatına devam etmiş. Daha sonra da Bayrami Tarikatı'nı kurduktan sonra burada kendisi etrafında binlerce mürit toplamış Hacı Bayramı Veli. Camisi burada, türbesi hemen yanında. 1429 yılında vefat ediyor. Ankara'ya gerçekten çok önemli bir kutsal mekan katılmış oluyor. Buraya geldiğiniz zaman, Ankara'ya geldiğiniz zaman Hacı Bayramı Veli'ye uğramanız bence çok önemli. Çünkü size sorduklarında Ankara'ya gittin mi, nereye gittin diye sorduklarında Hacı Bayramı Veli'ye gittim demelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir caminin içine girelim, size orayı gösterelim. Dediğim gibi Ankara'ya geldiğinizde sizleri Hacı Bayramı Veli'ye bekliyoruz.
Evet, bugün Hacı Bayram Camii'ne geldik. İlk önce sabah Suluhan'a gittik, sonra Hacı Bayram Camii'ne geçtik. Ve sizlere Ankara'ya geldiğinizde gidebileceğiniz iki tane yeri bu hafta göstermiş oldum. Bir tanesi Hacı Bayram Camisi, bir tanesi Suluhan. Ankara'nın en eski semtlerinden bir tanesi olan Ulus'a geldiğinizde buranın manevi mimarı Hacı Bayram'a mutlaka gelmeniz gerekiyor. Bir de şunu hatırlatmam gerekir. Buraya geldiğiniz zaman Hacı Bayram'ın etrafı, caminin etrafı birkaç sene önce çok güzel restorasyon yapıldı. Gördüğünüz gibi etrafımızda çok güzel Osmanlı tarzı evler var. Çoğu dükkan olarak kullanılıyor, haç malzemeleri satılıyor. Buraya geldiğinizde burada en az 3 saatinizi çok rahat geçirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.